Mesele şu, önce Kılıçdaroğlu, sonra İmamoğlu ile ilgili sosyal medyada, internet sitelerinde suikast iddiaları e, çıktı. Bir taraftan da onu hatırlatmıştık, İran'dan malumunuz suikast e, haberleri gelen bir ortamdayız bölgede. Şimdi bu iddialar ciddiye alınmalı mı? İddiaları dile getirenlerin amaçları ne? E, eğer böyle bir istihbarat varsa bunu planlayanların amaçları ne? Ülke kaosa mı sürüklenmek isteniyor? Bunun hedefi ne olabilir? Bunları değerlendirmeye başlayalım. Melik Yiğitel bu kez sizinle başlayalım mı? Var mı sizin elinizde hani bu e, iddialar ortaya çıktıktan sonra Ankara'da konuşulan ya da yansıyan bir bilgi? Eee vallahi Başak hanım yani sürekli telefonla e, yazışıyorum ama şu ana kadar ...bu bilginin bir teyidini alamadım. Önce onu söyleyeyim yani hala da yazışıyorum bir şekilde yetkilere ulaşıp... ...bunu teyidini aldığımda da paylaşacağım. Fakat hani bu böyle bir iddia Ekrem İmamoğlu özelliğinin dışında... ...bunlar mesela Türkiye'de bir siyasi karışıklık çıkarmak... ...Türkiye'deki fay hatlarını tetiklemek için... Böyle bir şey teorik olarak mümkün mü? e Teorik olarak mümkün. Yani sonuç itibariyle... E, ...2002'de AK Parti iktidara geldiğinden bu yana... ...mesela geçmişte bu denendi mi? Denendi. Hemen hızlıca bir çetelesini çıkardım. E, Necip Hablemitoğlu cinayeti. Peşinden Raip Santoro cinayeti. Hemen peşinden Hrant Dink cinayeti. Malatya Zirve Yayın Evi baskını. E, ve Canıştay saldırısı. Yani peş peşe yaşanan siyasi suikastler ve bir şekilde Türkiye'yi karıştırmaya dönük cinayetler bunlar. O yüzden de hani teorik olarak bu mümkün ama Ekrem İmamoğlu özelinde ya da Kılıçdaroğlu özelinde böyle bu, bu spesifik bir bilgi gerektirir. Bu Bunu yazanlar hani neye istinaden yazdı onu da bilmiyorum. Hani bir... E, duyuma e, istinaden deniyor ama özellikle Kılıçlaroğlu'nun e, ne yönelik e, tümüyle hani bir bir duyum ama hani bu, bu bu ciddi bir şey. Yani isim olarak eğer telaffuz ediliyorsa e, bunun e, hani belgesini de bir şekilde ortaya koymak gerekir. Şimdi ben habere baktım. Hani e, güvenlik önlemlerinin artırılması meselesi buna kanıt olarak gösteriliyor ama e, o her dönem oluyor. Yani böyle şeyler bir takım istihbaratlar üzerine işte ilavet tedbirlerine alındığı birçok dönem oldu fakat hani kişi olarak bir işit militanı yakalandı ve biz işte Ekrem İmamoğlu'na suikast yapacaktık gibi bir ifade var mı onu bilmiyorum o internet internet sitesinin iddiasına göre işitli yöneticiler operasyon işitli yöneticilere operasyon yapıldı ve böyle bir ihtimalden bahsedildi. O zaman sadece e, İmamoğlu mu başka isimler de var mı? Bir, bir listeden mi bahsediyoruz? De önce Kılıçdaroğlu ee, zannediyorum. Kılıçdaroğlu ile ilgili böyle bir iddia yansıyor. Sonra da İmamoğlu ile ilgili yani takip evet. ettiğimiz kadarıyla. Evet, evet. Yani e, evet yani tartışmalar iki isim üzerinden e, yürüyor. Ama hani e, başka isimler de var mı? E, e, yani ya da işte bu iddia ne kadar doğru İşin doğrusu buralar henüz tartışmalı sıcak bir bilgi olduğu için e, henüz e, tam teyit edilemedi ama dediğim gibi hani e, teorik olarak böyle bir şey mümkün mü? E, teorik olarak mümkün yani bir ülkeyi karıştırmak bir ülkede fay hatlarını tetiklemek istiyorsanız siyasi suikastler yaparsınız bu her dönem her ülkede oldu e, az önce saydım yani 2002 AK Parti geldiğinden beri peş peşe 2007'ye kadar peş peşe habremitoğlu cinayetle başlayarak Granting'le devam eden peş peşe cinayetler var. Yani Türkiye'yi bir ateş sarmalına çevirebilmek için bunlar denendi. O bakımdan da hani bunu uyanık olmak gerekiyor ama şöyle rahatlatıcı bir taraf var. sevgili Başak Hanım. yani Türkiye özellikle istihbarat ve güvenlik birimleri bu tür konularda yani önleyici tedbir alma konusunda çok ustalaştı. Son dönemde Suriye üzerinden işit kaynaklı YPG PKK kaynaklı yaşanan saldırılar işte bombalı saldırılar canlı bomba saldırıları işte bombalı araç saldırıları bütün bunlardan çok hani bir sahat tecrübesi edindi ve önleyici tedbir konusunda hakikaten. Ee, bu konuda çok sıkı çalışılıyor. Yani, yani bu saydığın cinayetler zamanında tecrübesi yok muydu polis? Ya bu 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 e, bir, bir eksiklik. E, yani bu saydığım cinayetler yani hable mitoğlu, Raip Santoro, Rantik, zirve yayın evi danıştay saldırısı. Bu e, Türkiye'nin e, refleksi istihbarat önleyici refleksi bence o zaman e, tam o, oturmadığı için ne olduğunu da anlayamadık. Çünkü daha önce de var Uğur Mumcu, Abdipekçis gibi Deri var. Yani Türkiye e, buna yabancı değil. En son e, biliyorsunuz e, bir e, işite yönelik bir operasyonda e, işte Ayasofya Camii'ne yönelik bir saldırı olacaktı. E, bu e, işitin sözde imamının yakalanmasıyla önlendi ve onun verdiği bilgilere göre Türkiye'de kaos ortamını büyütmek için ki ben bu birebir ifadelere ulaştım e, bir takım e, Sivil toplum örgütleri ve derneklere de bombalı saldırı hazırlığı yaptık diyor ifadesinde. Bu dernek ve STK'lara baktığımızda da bunlar işte bir ya işte bir cinsel yönelim üzerinden bir araya gelmiş örgütlemeler, dernek ya da bir işte inanç aileyeti üzerinden bir araya gelmiş derneklerden bahsediyoruz. Niye buralar? Çünkü siz fay hatlarını buradan tetikleyebilirsiniz. Yani bu suikastlerle bunu yapabilirsiniz. O yüzden de teorik olarak hani mümkün mü mümkün. Ama tekrar ediyorum Türkiye'nin bu anlamdaki egzersiz sağlam. Yani bu cinayetleri önleme ve hani kollama konusunda çok ciddi anlamda uzmanlaştı. Çünkü birçok saldırı önlendi. Yani biz... İşte e, önlenemeyenleri konuşuyoruz ama birçok saldırı da önlendi. E, fakat tekrar ediyorum ya yani İmamoğlu özelinde e, e, henüz bir bilgiye sahip değilim. Evet. Peki bir yandan da Melik Yiğitel diyor ki yazışıyorum yetkililerle e, bir e, bilgi alabilirsem onu da paylaşacağım diyor. Can Bey hemen size soralım ne diyorsunuz bu iddialarla ilgili? Ya bir şey Nasıl diyemiyorum diyorsun? çünkü hiçbir bilgimiz yok. E, ortaya çıkan iddialar bunun e, yurtdışı menşeili bir örgütün e, planları olabileceğini söylüyor ama dediğim gibi yani spekülasyon ötesine gidebilecek bir yorum yapmak mümkün değil ama şunu söyleyeyim e, Türkiye'de siyaset e, hiç olmadığı kadar e, şiddetle e, ve tehditle bir araya gelmeye başladı Şimdi bu şeyin ben anlıyor yani duyduğumuz kadarıyla En azından şu ana kadar speküle edildiği kadarıyla eşit kaynaklı bir tehdit olduğunu yazıyor şu anda yazanlar internette ama şunu unutmamak lazım. yani Türkiye'de ana muhalefet lideri saldırıya da uğradı, tehdit de edildi. Herhalde konuşacağız mesela bugün bir başında bulunduğu parti milli güvenlik meselesi olarak da tanımlandı. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de maalesef siyasetle tehdit ve şiddet, çok yakınlaşmış, çok tehlikeli bir şekilde yakınlaşmış vaziyette ve böyle bir ortamda tabii bu tip haberlerin çıkması gidebileceği yerler bakımından en azından o beni endişelendirir. Bu kadar yakınlaşmış. Siz bunu kritik bir tablo olarak ifade ediyorsunuz. E Tabii kritik bir tablo sebebi olarak nedir? görüyorum çünkü e, sebebi şu yani e, sonuç olarak siyaset dışından siyaset içine birçok tehdit var görüyoruz bunu fiziki olarak oluyor, sözlü olarak oluyor ve e, siyaset. Buna tepki vermiyor. E böyle olunca da e, bu müdahaleler e, daha meşruymuş gibi gözüküyor. Veya bu tip müdahale etmeye çalışanlara karşı e, bir şey yapılmayınca o zaman herkes e, bu alanlarda kendine e, rol biçmeye başlıyor. Sebebi budur. E, dolayısıyla böyle bir ortamda yani e, siyasetle e, tehditlerin, şiddetin bu kadar yakınlaştığı bir ortamda böyle haberlerin çıkması umarım doğru değildir. Bu arada onu da söyleyeyim ben e, çok sakıncalı buluyorum. Ee, birazdan bu e, vurguladığınız noktada Peki neye ihtiyacımız var? Bu e, riski bahsettiğiniz o tehdit siyaset şiddetin bir araya geldiği tablo olarak yorumladınız. neye ihtiyacımız var onu bertaraf vurguladığı ya Yani geldiğim şey yani vurguladığım bu e, bunu aşmanın yolu bir kere siyasi partilerin e, bu kutuplaşmaya bir son vermesi ve bir araya gelip hemhal olabilmesi lazım. Bunun birincil e, koşulu budur? E, fakat bugün baktığımızda işte grup konuşmalarına bakıyorum, siyasetçilerin birbirleriyle konuşmalarına bakıyorum. Hepsi için söylemeyeyim ama e, saldırı ve asla aynı masa etrafında toplanamayacak düzeyde bir karşıtlık söz konusu. Şimdi durum buyken e, tabii toplum da geriliyor ve herkes geriliyor. Yani bu kutuplaşmanın, bu siyasi kutuplaşmanın, rekabetin ötesine giden, siyasi rekabetin ötesine giden kutuplaşmanın bir an önce normale dönmesi lazım. Eğer bu dönmezse yani mecliste dahi siyasetçiler bir araya gelip hemhal olamıyorsa, konuşamıyorsa o zaman işte böyle söylentiler de ortaya çıkar. Siyasetçiler tehdit de edilir. Siyasetçilere fiziki saldırılar da olur. Bunları yaşadık. Bunları öyle 3-5 sene önce yaşamadık. Daha çok yeni yaşadık. Dolayısıyla... Bir an önce siyasetin ateşinin düşürülmesi lazım. Bu kutuplaştırıcı, bloklaştırıcı söylemin bir an önce son bulması lazım. Peki, Sayın Cevizoğlu buyurun, sizin de ilk yorumunuzu rica edelim. Bu haberleri okuduğunuzda, bu iddiaları gördüğünüzde ne düşündünüz? Cuma da biraz üzerinde durmuştuk bu İran'dan gelen haberler üzerine dediğimiz gibi, sizi dinleyelim. Ben söz hakkımı Hasan Basri Hoca'ya vereyim. O uzun süredir susuyor. E, SETA'nın da araştırma alanı. E, onu dinleyelim bence. Haksızlık olmasın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. Ya şimdi, Hasan Basri Bey de anlamaya çalışıyorum demişti. Yani Ondan şöyle, size ben sözü resmi bırakmıştım. Resmi herhangi Buyurun. bir açıklama olmadan bunun doğruluğuna veya yanlışlığına dair söyleyebileceğimiz bir şey yok. Ee, sadece bir söylentiden ibaret de olabilir. Ee, veya işte gerçekle bağlantısı da olabilir. Ee, hepimiz bence resmi açıklamayı bekleyip ondan sonra değerlendirme yapmalıyız ama e, şunun üzerinden yani Melik Bey'in söylediği gibi Türkiye'de e, biz bu siyasi cinayet meselesine yabancı değiliz. İlki olarak her zaman bu tür suikast ihtimallerinin var olduğunu düşünüyoruz. Ama ben e, şu iddiaya kesinlikle katılmıyorum. Tarihi olarak doğrulanabilir bir şey değil bu. Türkiye'de siyasetle şiddet hiç bu kadar yan yana gelmedi derseniz bu Türkiye'nin siyasi tarihiyle zırnık kadar barışacak bir ifade değil. Hiç bu kadar demeyeyim. Son zamanlarda çok Yok. söylem olarak yakınlaştım. Ben anlatayım Kendimi müsaade ederseniz. yani 68 yılını hatırlayın. 78'de sokaklara insanların çıkamadığını, sağ sol çatışmalarını vesaireyi hatırlayın. 80'li yıllarda göreli bir durgunluk vardır ama siyasi cinayet meselesi hiçbir zaman durmamıştır. İşte Özal'a, Ecevit'e, Demirel'e her seferinde bu tür şeylerle Türkiye karşılaşmıştır. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve toplumunun maalesef yeni karşılaştığı eylemler değil. Hatta bu siyasi suikastler Hulki Bey benden çok daha iyi anlatacaktır. 90'lı yıllar boyunca zirvesini yaptı. Yani o hele faili meçhuller dediğimiz dönemdir 90'lı yıllar. Ee, ama yine Melik Bey çok doğru bir tespit yaptı. Ee, o şeyleri saydı ben hatta o konuşurken hatırlamaya çalıştım. En son e, bu tür komplo tarzı bir siyasi cinayet ne zaman gerçekleşti diye hatırlamaya çalışıyordum. Ee, onun verdiği sıralamadan ben de Danıştay cinayetini son olarak görüyordum. Ee, onun verdiği sıralama da eğer doğruysa yanılıyorsak birileri bizi düzelsin. Danıştay cinayetinden bu yana biz eee faili meçhul, komplo tarzı e, veya işte siyasi cinayet dediğimiz toplumu karıştırmaya yönelik eylemleri nadiren gördük. İşte bunun sonrasında bir 15 Temmuz olayı var. Onu da işte bir siyasi operasyon falan, falan olarak değerlendirebilirsiniz ama özellikle son 5 yılın içerisinde bu Hendek, Çukur operasyonlarının arkasından, Suriye operasyonlarının arkasından şöyle bir şey oldu Türkiye'de. Terör örgütlerinin rahat rahat cirit atamadıkları bir düzlem haline geldi Türkiye. E, terör biliyorsunuz her zaman vardı ve çoğunlukla o silaha erişim vesaire e, kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyordu veya fetö gibi bir yapı bu ülkenin içerisinde e, hareket kabiliyetine sahipken bu tür sorunlarla karşılaşıyorduk. Ama Danıştay cinayeti ben tam tarihini hatırlayamayacağım ama Danıştay cinayetinden bu zamana. Ee, sadece hani Hulki Bey şeyi sordu, e, o zamandan bu yana daha mı iyi çalışıyoruz, eskiden daha mı iyi çalışmıyorduk gibi falan bir şeyler sordu. Bence mesele biraz son 4-5 yılın içerisinde netleşti. Özellikle FETÖ'nün temizlenmesinin ardından, darbe e, çabasının ardından e, ve Suriye'de yapılan operasyonların ardından PKK'nın bile etkinliği Türkiye'de ciddi anlamda daraldı. Çünkü herhangi bir siyasi cinayet vesaire işliyorsanız, devletin içerisinde çeşitli kurumlardan kullanacağınız aparatlar olmalıdır. Silah bulmak zorundasınız. Ee, o Aslanca, silahı bir şekilde. Efendim? Danıştay saldırısı, Danıştay saldırısı 17 Mayıs 2006'da olmuş. Evet, ya yani herhalde o sondu. 2006'da. Ondan bu yana böyle çok biz e, şey hatırlamıyorum. Yani siyasi suikast e, şeklinde çok bir şey hatırlamıyorum. Var da olabilir ama. Yani sayısı bile çok azdır diye tahmin ediyorum. Ee, evet, bunun dışında hani siyasetin dili Türkiye'de her zaman serttir. Ee, bu sanki son dönemde gerçekleşen bir şey gibi. Siyasetin diliyle bu konuyu ben ilişkilendirmem bile. Siyasetçiler birbirlerine çok sert dil kullanırlar. Ülke kutuplaşır ama ortalıklarda cirit atan terör örgütleri yoksa o siyasi cinayet haline dönüşemiyor gördüğünüz gibi. E veya vardır, var olabilir. Hala birileri işit işte deneyebilir. Uyuyan hücreleri vardır. Onlar canlandırılır. Onlar operasyon yapmaya kalkabilir. E onlar da bir şekilde istihbarat operasyonlarıyla etkisiz hale getirilebilir. E, dolayısıyla Türkiye'ye hem içeriden hem dışarıdan e, bu tür siyasi Suikast operasyonlarının düzelme düzenlenme ihtimalinin ciddi anlamda zayıfladığını düşünüyorum. Ee, mesela siz biraz önce şeyden bahsettiniz. İran'da gerçekleşen olaydan Farzizade olayıyla alakası var mıdır? Oradaki gibi burayı da ya o meseleyi de ayrıca değerlendiririz ama ben Türkiye'nin sınırlarının ve sınır içinin şu an itibariyle terör örgütleri bakımından çok güvenli bir bölge olduğunu, yani terör örgütlerine karşı mücadelede çok güvenli bir bölge olduğunu, bu tür siyasi suikastler denemeleri muhakkak vardır ama her seferinde başarısızlığa uğrama ihtimalinin başarı ihtimalinden çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Hrant Dink olayını düşünün, arka arkaya nasıl gelirdi o zamanlar Türkiye'de? Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenler o zaman vardı, o zaman uğraşıyorlardı. Bugün uğraşmıyorlar mı? Bugün de uğraşıyorlardı. O zaman da uğraşıyorlardı. Ama o zaman ciddi anlamda bizim açıklarımız vardı, fetö diye bir unsur vardı. Biz bugün hala Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, helikopter kazasını, kaza mı, suikast mı diye hala konuşuyoruz ve ciddi emareleri çıktı bunların. Veya işte Danıştay cinayeti, Hrant Dink cinayeti, arkalarından ne kadar karmaşık ilişkiler çıktı. Şimdi Türkiye'de son 4-5 yılın içerisinde bu tür karmaşık ilişkiler görüyor musunuz? Şahsen ben görmüyorum. Siyasetin dili yoğunlaşabilir, sertleşebilir. Çok daha sert olduğu dönemler oldu Türkiye siyasetinde. Bu tek başına bu tür suikastlerle ilişkili değildir. Zaten suikastleri deneyenler, bu tür operasyonları yapanlar genelde böyle ortamların havasını koklayıp yoksa ortaya çıkarmaya kutuplaşmalı varsa da onun üzerine yeni benzin dökmeye yönelik yaparlar. Ama siyaset Türkiye'de oldukça kendi mecrasında akıyor. Bu tür kirli operasyonların yapılması engellenebiliyor. Dolayısıyla o mecradaki kutuplaşma ayrıdır. Buradaki mesele ben bambaşka kriminal bir mesele olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Peki böyle bir duyum olabilir. Ama Türkiye'de Görürüz artık yani, bunların e, bu ya tür hayır, suikast girişimlerinin ortaya konması şey, zordur diyor. Buna benzer birkaç şey de duyuldu. Hani şimdi biz bugün bunu konuşuyoruz ama e, işte başka devlet görevlilerine yönelik suikast çabalarında olan kimselerin de yakalandığını da duyduk. çoğunlukla bunlar istihbarat operasyonları çerçevesinde de gerçekleştiği için duymadıklarımız da vardır. Ya bu terör saldırı, siyasi cinayet dediğimiz şeyler her zaman denenen şeylerdir. Ee, hani bir elek gibi onu ne kadar tutabildiğiniz, onu ne kadar engelleyebildiğiniz önemli. Ben ona dikkat çekiyorum. Yani son yıllarda bizim duyduğumuz kadar duymadığımız, belki de ondan çok daha fazlasıyla duymadığımız çabalar vardır. Ama şeyi hatırlayın. Mesela bir sıra Türkiye'de her hafta sonu sistematik terör saldırıları oluyordu işte İnönü Stadı'nın orada. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın orada i̇şte Türkiye'nin her yerinde özellikle turist yoğun bölgelerinde her hafta sonu sistematik saldırılar oluyordu. Ama Türkiye'nin Suriye operasyonlarını yaptıktan sonra içeride de daha ondan önce Hendek operasyonlarını yaptıktan sonra terör örgütleri dahi ki terör örgütleri çok daha organize çok daha beceriklidir bu anlamda terör örgütleri dahi eylem yapamaz hale geldiler. En son eylem neydi? işte Suriye'nin içerisinden bir neydi ne diyorduk ona para para paraşüt tarzı e, paramotor. bir paramotor paramotorla Türkiye'ye uçmayı denediler. İşte orman yakarlar vesaire. Güvenlik tedbirleri yeterince alındığı zaman bu denemeler olsa da başarısızlığı uğrar. Peki. Dolayısıyla olabilir ama olsa bile herhalde yakalandılar. Yani öyle öyle tahmin ediyorum. Yani FETÖ gibi aparatlar da devreden ya, çıktığı bakın, için e, daha öncesine nazaran tablo farklılaştı. Ya, daha o konuştuğumuz siyasi cinayetlere nazaran diyor. Devletin etkinliğini, mafya siyaset ilişkisini vesaireyi konuşuyorduk. O tarihlerde hatırlayın nasıl eee faili meçhul cinayetler yani muhtemelen birçok kimse tahmin ediyordu o cinayetin arkasında olan gücü vesaire, ama bakanlar bile bu ülkede o tür cinayetlerin arkasında kimin olduğuna dair fikirlerini paylaşamıyorlardı. Mehmet Ağar'ın söylediği cümleyi hatırlarsınız. Yani duvardan bir tuğla çekersen bütün hepsi üzerimize gelir gibi bir ifade vardı. ya yani O kadar karmaşık, o kadar suçla siyasetin iç içe geçtiği dönemlerden geçti Türkiye. ya yani O anlamda onu söylüyorum. Türkiye'nin şimdi geldiği o güvenli noktayla o eski noktalar arasında ciddi farklar var. E, deneyecek birileri muhakkak deneyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik de olabilir, diğer bakanlara da öyle olabilir. Herhangi bir belediye başkanına olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'na ve diğer muhalefet liderlerine de olabilir. Güvenlik güçleri zaten bunun için var. Bu tür tedbirleri almak için var. Ben e, özellikle son 5 yıl içerisinde bu işin çok daha iyi yapıldığını düşünüyorum şahsen. Peki bu iddialar, bu duyumlarla ilgili siz ne diyorsunuz Sayın Cevizoğlu? Yani eğer böyle bir plan evet. varsa, böyle bir suikast girişimiyle ilgili <laughs> bu, bunun hedefi ne olabilir? Ülkede kaosu sürüklemek mi? Nedir amaçlanan acaba? Şimdi birkaç şey söyleyelim. Buyurun. Danıştay cinayetini ben hatırlattım Hasan Hoca'ya. 2017 Mayıs 2006 diye buradan baktım ekrandan. Ama bir dostumuz da diyor ki hatırlatmış başka bir hatırlatma. Son cinayet o değil diyor. 2015 yılında Diyarbakır Diyarbakır ha. baro başkanı Tahir öldürüldü Doğru. diyor. Doğru. Evet. Şimdi Türkiye 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 bir dönemler suikastlar ülkesine dönmüştü neredeyse. Daha önceki dönemlerde faili meçhuller ülkesine dönmüştü. Bence o dönemlerde de failler biliniyordu ama failler korunuyordu. Yoksa bir ülkenin, evet. hele Türkiye gibi güçlü bir ülkenin, polisinin, istihbaratının elinden birisi bir fail çıkacak. Katil, katiller, failler ve failler bilinemeyecek. Adına da biz e, estetik biçimde faili, faili meçhul kavramını söyleyeceğiz. E, felsefe diyor ki iki türlü suç var. Daha önce de söyledim. Bir tanesi polisle biten suçlar, bir de estetik olarak kahramanlaştırılan suçlar. Yani siz estetik olarak faili meçhul dediğiniz zaman sanki tamam kardeşim biz bir şey yapamayız gibi geliyor. Öyle değil. Suçu, suçluyu, faili, cinayetleri estetik hale getirip ne televizyon ekranlarında ne televizyonlardaki mafya dizilerinde estetik hale getirip kahramanlaştırıp legal hale getirmeyeceksiniz. Topluma benimsetmeyeceksiniz. Peki şimdi işit veya bir başkası Efendim Türkiye'deki vurdulu kırdılı mafya özentisi, filmleri izliyordu ama bunları yapıyor diye bir absürt yani mantık dışı bir soru gelebilir izleyicilerden de. Hayır ama siz toplumu, benim kavramım bu, opak bir toplum haline getiriyorsunuz bunları yaptıkça. Opak toplum ne demek? Bulanık toplum demek. Zihni bulanık bir toplum demek. Bu kavram bana ait. Toplumu opaklaştırıyorsunuz. Yani zihni net olmuyor. Gençlerinde, her yaştaki insanların da zihni... işte e, bir mafya dizisinde, diyelim ki Polat Alemdar vardı bir ara. Dizide öldüğü zaman arkasından gerçek hayatta mevlüt okuyan gençler vardı. E, Yaz tutan insanlar vardı. Haberleri çıktı. Şimdi Türkiye'nin sosyal ve to sosyal, toplumsal yapısı çok farklı. Bazı insanlar henüz... Dizilerdeki kahramanların hakiki olmadığını anlayamıyor. Mesela e, eski Türk filmlerini hatırlayalım. Kötü adam karakteri Erol Taş. Biz gerçeğiyle yani bizim içimizde de toplum içinde de gerçeğiyle sahtesini, e, simgesini, göstergesini yani rol yapan adama ayırt edemiyoruz. Ayırt edemeyen insanlar var. Kötü adam karakterini sokakta gördüğü zaman insanlar ona saldırabiliyor veya iyi karakteri canlandıran bir insanı sokakta alkışlıyor insanlar. Yani onun gerçek olmadığını, rol yaptığını ayırt edemiyor. Şimdi biz toplumu opaklaştırmayacağız. Ne demek? Sonuç olarak bu cinayetleri olağanlaştırmayacağız. Üzerine gideceğiz. Demek ki baştaki sözüme döneyim. E, faili meşhuller ülkesi olmuştu bir dönem Türkiye demiştim. Böyle bir ülkede hiçbir fail yakalanmamış olamaz. Hiçbir fiil cezasına almamış olamaz. Oluyorsa, oluyor mu? Oluyor. Eskiden oldu mu? Oldu. Demek ki devletin içinde birileri bunlara göz yumdu. Yoksa devlet ensesine yapışır, biliyordur. Ee, hani bir ara deniyordu ya, or diye siyaseti sokmayalım. Şimdi polise de, istihbarata da siyaseti sokarsanız, geçmiş dönemlerde o demireller, 91'lerde, o zamanlarda da 80 öncesinde çok gördük bunları. Güvenlik güçlerinin arasına, istihbarata, polise, or diye siyaseti soktuğunuz zaman... Açık açık dernekleştiler bile bunlar 80 öncesi değil mi? Bir tarafta Poldere, bir tarafta Pol biri vardı. Bunların tezahürlerini biz vatandaş olarak, sade vatandaşlar olarak algılayamıyoruz. Çünkü biz bizim onları görmemiz, gördükten sonra analiz etmemiz mümkün değil. Biz bize verilenleri, yani hani rahmetli Çetin Altan'ın köşesi vardı ya, şeytanın gör dediğiydi başlığı bize medyanın gör dediğini veya gösterdiğini ancak görebiliyoruz. E medyada bölünmüş vaziyette hangi medya hangisini gösterecek? Sonuç biz fotoğrafın tamamını toplum olarak e, sade vatandaşlar olarak göremiyoruz. Şimdi gelelim eee İmamoğlu'nun ee, hakkında Söyleyeceğinizi unutmayın çıpan, ama bir, bir de, de izleyicimizden yerde, şu hatırlatma geldi. 31 Mart 2015'te Cumhuriyet Savcısı ee, Mehmet Selim Kiraz da suikaste uğramıştı makamında. Onu da evet. e, merhumallığa rağmen... Makamında. Evet. O dönem hatırlayın evet. tam şey... Makamında e, hem de... 2015'te 3 tane oldu sanırım. Ee, Tahir, elçi. Tahir Elçi, Savcı Kiraz bir de Rus Büyükelçi. Karlov. Carlo. Ee, Bunların hepsinde de aslında o 2016 e, darbe girişiminden önce e, FETÖ ile ilişkili tartışmalar hala devam ediyor bunlarla ilgili. Peki buyurun devam edelim Hulki Bey. Şimdi bu, bu akşamki haber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na suikast, flash flash diye verildi internet sitelerinde. Birçok televizyonda takip ediyorum hepsini. Onlar da bu konuya girdiler. Yani sadece biz konuşmuyoruz. Hani bunu biz burada dallanıp budaklandırmış olmuyoruz sonuç itibariyle. E, gündemdeki bir konuyu tartışıyoruz. Şimdi çok özür e, dilerim yine sözünüzü bölüyorum e, ama var. alt yazımızda belki siz de görüyorsunuz son dakika açıklaması olarak e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tam da bu mevzuyla ilgili İmamoğlu'na suikast iddiası ile ilgili bir suikastçının yakalanması söz konusu değil. Yani hani böyle bir istihbarat var o suikastçı evet. yakalandı ve önlendi gibi bir durum söz konusu değil anladığımız kadarıyla bu açıklamadan şimdi buyurun. Evet, evet. Şimdi oraya da gelecektim. O açıklama tabii resmi bir açıklama O zaman açıklama suikast girişimi taşıyor. var mı? O, o da belli değil. Şimdi tam oraya geliyorum evet. direk. Türkiye'de şöyle bir adet var. Önemli kişiler, toplum önündeki önemli kişiler önemli konularda adı geçtiği zaman susmayı tercih ediyor. Böyle bir yöntem gelişti. Ya beyler, hanımlar, ey millet, adınız suikaste geçiyorsa ey İmamoğlu. Allah korusun böyle bir olaydan hepimizi, sizi ama adınızı geçiyorsa çıkın bir açıklama yapın. Peki ne açıklama yapabilirim diye diyordur belki ekran başında bunu duyan kişi. Şunu yapacak. Size bir suikast ihbarı geldi mi? Bu kadar basit. Haberi okuyorum bu akşam ortalığı karıştıran, medyayı karıştıran haberi. Ee, diyor ki internetteki haberde. Önce Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur dedi ki, Kılıçdaroğlu'na tetik doğrultulacak ve suikast yapılacak. Bunu yazdı geçenlerde doğru. Sonra Fuat Bol, İran'da olduğu gibi bizde de önemli şahsiyetlere karşı suikast düzenleyebilirler dendi. Şimdi haberin devamına bakıyoruz. Tarih 23 Kasım 2020. Bugün 1 Aralık 2020. Yani yaklaşık bir hafta evvel 23 Kasım'da İmamoğlu'nun koruma polislerine artık daha dikkatli ve duyarlı olun denmiş. Çünkü IŞİD'in Türkiye'deki militanlarına... Bir de açıklamayı okuyalım mı? Açıklama gelmiş. Okuyalım mı açıklamayı? Sizin elinizde Vallahi varsa. Valla açıklama zaten. önemli. Okuyalım evet, önemli. okuyalım. İyi de bir açıklama. Bence bütün konuyu aydınlatıyor bazı basın Yani suikast da yok, suikastçı da yok. Evet evet. Bir şey var. Genel değerlendirme üzerinden bir hikaye üretilmiş gibi duruyor. Tamam güzel. Ben tam... bazı basın ha, yayın buyurun, organlarında yer alan İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilen DAEŞ militanları yakalandı haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur. Dönem dönem kamu, kamu görevlilerine, devlet büyüklerine korumaya tabi şahıslara görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması Söz konusu değildir. PKK-PYD, DH-FETÖ ve DH-KPC dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama bu. Dönem dönem olan şekilde ee, kamu görevlilerine bu tür duyurular yapılır diye, diyor. Herhangi bir şekilde haberde bahsedildiği şekilde suikast girişimi veya suikastçının yakalanmış olması şimdi o açıklamayı durumda. da ekranlara taşıdık. Şimdi zaman zaman zaten böyle duyumlar olur, e, ihbarlar paylaşılır. Her biri bilgilendirilir. Gerekli tedbirler de birimlerimiz tarafından alınır deniyor ama haberde yer aldığı biçimde suikast girişimi ya da bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir evet. vurgusu var. Buyurun e, sayın Cevizoğlu hem sizde kalmış şey, bu açıklamayı da. E, şey, buyurun Melik Bey. Çok bir parantez açabilir miyim? Senin parantezin bitmez. Ben. Yok yok, ben şu kısa bir parantez. <laughs> soruya soruya kısa cevap Kısa bir parantez. Ederim. Yani e, başta evet. da dediğim gibi, hani spesifik olarak İmamoğlu ile ilgili böyle bir şey var mı yok mu, teyit edemediğimi söylemiştim. Şimdi e, cevap. anlaşılıyor ki ya bu, bu tür hani şeyler, duyumlar üzerine e, başta da söyledim zaman zaman bu tür güvenlik önlemleri artırılır. E, yani bu rutin, devletin rutin bir uygulaması. Biz bu açıklamada da anlıyoruz ki bir rutin bir, bir rutin bu uygulama. Yani korumalara Açıklama daha mı? dikkatli olun. Peki rutin, rutin bu mı? Uygulama. siz ne Devletin, anladınız? Rutin Bey. Siz de öyle ben mi anladınız? Şöyle. Hı. Şimdi Hasan Hoca da okudu. Ben burada Mel Melik'i takip ediyorum demin de dedi ya. Haberleşiyoruz burada dedi. Haber <laughs> hakikaten önemli kişilere mesajlar attı. Cevap gelirse Melike gecenin manşeti de olabilir. Takip ediyorum Melik'i burada. Ee, ama cevap gelmedi maalesef. Bana geldi biraz de ben paylaşmadım ülke. Evet, daha evet. Mesela, de ki. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Niye paylaşmıyorsunuz? Gizli bilgi değil. Bize de söyleyin Re hakikaten. Resmi açıklama olsun diyeceğim. Öyle birçok yerden birçok şey geliyor canım. Yani bunlar ha. dedikodu da olabilir. Ha peki bu resmi açıklama onu mu karşıladı? Aynı onun Evet evet koydu. resmi açıklama bu. Doğru. Ha. Size gelen bilgi de ha. aynı mı malimi? Ses dedikten gazeteci olarak daha. Aynı minvaldeymiş evet. Melik'ten gazeteci olarak daha flash bir açıklama gelmesini ve açıklamasını bekliyorum. Gözü cep telefonunda şimdi karıştırıyor orayı. İnşallah gelir özel haberler ona. Şimdi şunu söylüyordum ben. Türkiye'de bir e, durum hasıl oldu eski deyimle. Adı geçen önemli konularda adı geçen kişilerde susma davranışı var. Susma davranışı gösteriyor. Kardeşim polisinize Ekrem İmamoğlu'nun koruma polislerine rutinde olsa... Özel ona yönelikte olsa bir suikast ihbarı geldi veya genel olarak olabilir dendi. Tedbirinizi artırın. Habere bakıyorum. Tedbirleri artırın. Gerekli zaman bizden de destek isteyin şeklinde gitmiş. İmamoğlu'nun bunu açıklaması lazım. Yani niye susuyorlar? Size özel bir ihbar, suikast ihbarı geldi mi? Durup dururken ortalığı karıştıran bir haber mi bu? Çünkü demin okumaya çalıştığım şuydu. Tam bir hafta önce 23 Kasım 2020'de evet, olmuş 23. bu. Kasım. Niye bir hafta sonra bugün açıklanıyor? Bu akşam açıklanıyor. Şimdi bunu birisinin bize ifade etmesi gerekiyor. 23 Kasım'da Ekrem İmamoğlu'na ve polislerine sana suikast yapılacak diye özel bir ihbar geldi mi? Gelmediyse çıkın açıklayın milleti de teyakkuza geçirmeyin. Gerek yok. Ha İmamoğlu'na böyle bir ihbar geldiyse dikkatli olun hakkınızda böyle böyle istihbaratlar geliyor daha fazla dikkatli olun diye özel bir bilgi verildiyse emniyet tarafından onu da şimdi paylaşsın madem medyaya düştü bu haber onu da bilelim şimdi gelelim deminki açıklamaya emniyet genel müdürlüğünün açıklamasına evet. bir gazeteci gözüyle dinledim bir tanesini anladım ana konuyu anlamadım anladığım şu böyle bir suikast yakalanmadı peki soru şu Böyle bir suikastçi vardı da mı yakalanmadı? Böyle bir suikastçi hiç mi yoktu? Haber mi üfürmeydi? Ben onu anlamadım. Şimdi genel bir ifade yazılmış. Açıklamada çok güzel. Resmi bir ifade olması yürekleri e, su serpiyor yüreklere. Tamam güzel ama bu ihbar doğru muydu? Yani İmamoğlu'nun ve adamlarının, görevlilerinin, danışmanlarının her kimse açıklaması ve toplumu bilgilendirmesi gerekiyor. Durup dururken ülkeyi... Ee, ...manevi olarak da terörize etmenin anlamı yok. Yani aman efendim birilerine suikast yapılacak. Yoksa bu dedikoduyu çıkaranlara sormak lazım. Kardeşim amacınız ne? Niye ortalığı geriyorsunuz? Zaten millet Covid'den dolayı e, diken üstünde yaşıyor. Bana mikrop bulaşacak mı derken bir taraftan da birilerine suikast mı yapılacak? Onun tedirginliğini, toplumu niye terörize ediyorsunuz? O zaman bu gazeteci arkadaşlara sorulacak... Tetik doğrultulacak İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu'na diye yazan arkadaşların bunları kamuoyuna açıklama borcu var. Ya şimdi açıklasınlar ya köşelerinde açıklasınlar. Yani böyle bunlar e, e, bilgisayar oyunu mu ki efendim bilmem kime tetik doğrultulacak, bilmem kim yakılacak ya böyle haber olur mu? Medyanın etik haber sorumluluğu, e, basın ahlak ilkesi yok mu? Ha böyle bir haber aldıysa bir gazeteci ya da köşe yazarı bunu net biçimde koyacak ortaya. Habercilik budur. Ama dedikoduyu ortalığı gelecek biçimde haber haline getirirseniz o zaman da onun yaptırımı olabilir. En azından etik açıdan bir yaptırımı var. Yani biz şu anda geldiğimiz noktayı özetliyorum. İmamoğlu'na ihbar gitti mi bilmiyoruz. Açıklama Hı. bekliyoruz İmamoğlu ekibinden. İki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması üzerine onlara anlamadığını soruyu soruyorum. Böyle bir yakalanan kişi yok. E, kişi var ama yakalanmadı mı? Yakalan, yakalanan Hayır, kişi yok. Suikast da yok. suikastçı da yok. Öyle mi anladınız? Abi öyle yazdı. Tam okuyayım mı Sayın Devizoğlu? De yok. Okuyalım. Bir daha okuyalım, okuyayım ben. Anlayalım. Şimdi tabii, tabii şöyle yani. deniyor. Müsaadenizle evet, evet. bazı basın suikast yayın organlarında yok. yer alan. İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilen DAEŞ militanları yakalandığı haberiyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur. Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlarla ilgili kişilerle paylaşılır ve bunlar bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir. PKK, PYD, DAEŞ, FETÖ ve DHKPC dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir deniyor kamuoyuna yapılan açıklamada. Gene anlamadık. Gene anlamadık. Başak Hanım gene anlamadık. Şimdi şimdi bazı gazeteciler mesela sevgili Melik de daha zeki olduğu için hemen anladı. Tebrik ediyorum. Yo, tebrik ama ediyorum. Ama senin, çok güzel. Suikas... Ama şimdi koskoca bir medyanın da Ankara temsilcisi. Hemen anlaması gayet doğal. Ben onun için e, sade bir vatandaşım. Ben anlayamadığım için. Anlayamadığımı paylaşayım sizle. Neyi Hayır. anlayamadım? Aynen okuduğunuz ifadeyi not aldım buraya şu 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 konularda her zaman duyum ve ihbarlar gelmektedir. Genel bir ifade. Peki İmamoğlu'na böyle bir ihbar geldi mi onu soruyorum ben. Onun açıklaması yok ki orada. Arkasından ne diyor cümlenin arkasında? Suikast girişimi söz konusu değildir. E onu biliyoruz zaten. Suikast girişimi olsa ortalık ayağa kalkar. Şu anda olmadı. Bizim konuştuğumuz İmamoğlu'na suikast girişimi oldu mu sorusu değil. Soru şu. Böyle bir ihbar gitti mi koruması artırıldı mı? Hakikaten tehlike altında mı İmamoğlu? Ben onun Soru cevabını bu. vereyim mi? Ülkeye? Bir dakika tamam vereceksin ama. Yo, yani şimdi bilgi geldi. Genel Müdürlüğün açıklamasında suikast girişimi söz konusu değildir. İhbar var da suikast girişimi yok. Yani suikast girişimi olsa arkadaşlar biz zaten buna haber olarak duyacağız evet. öyle değil mi? İmamoğlu suikasttan kurtulduğu şeklinde haber çıkacak. Bu bunun cevabı değil. Emniyet Genel Müdürlüğü basın bürosu herhalde. Biraz hani o suikast olur. Şu anda haberler Bey, suikast girişimi için. olmaz. Suikast Nasıl? olursa, yani suikast ya. olursa yok, o suikast Şöyle, olur. Suikast Allah korusun, girişimi, birisine, işte silah saldırı... vesaire aktarılırken yok, yok, yakalanmaktır. Ha. Yok. Ha tamam, yakal yok ama bir de şu var. Şimdi mesela Allah korusun birisine suikast yaparsınız, başarıya ulaşır, karşıdaki adamı e, öldürürseniz suikasttır. Suikast ama tamamlanmış oluyor. Diyelim ki bir ha. ateş ettiniz. E, hedefi tutmadı. Bu suikast girişimi, doğru Şimdi evet. mesela e, 15 Temmuz'daki gibi 15 Temmuz'da FETÖ, FETÖ bir darbe girişiminde bulundu. Hükümeti devirebilseydi darbe olacaktı. Deviremediği için darbe girişimi oldu. Elleri ayakları yakalandı. Şimdi ha, adamlar yakalanmadı dışarıda da. Neyse. E, Yakalananlar buradakiler başka ama ele başları dışarıda. Şimdi cümlenin arkasında ne diyor? Suikast girişimi söz konusu değildi. Tamam bunu herkes biliyor. Suikast girişimi yapıldı demiyor ki haberlerde. Şimdi şunu söylüyordum. Basın bürosu medyada bu akşam bu haberler köpürdüğü için hızlıca toplumu sakinleştirmek için doğal olarak hızlı bir açıklama yapmış. O cümleye bakmamış olabilir. Hani bu covid yasakları gibi arkadan ikinci bir açıklama gelebilir. Daha net bir açıklama gelebilir. Ama burada olayın öznesi kim? İmamoğlu. Evet. İmamoğlu olayın öznesi, haberlerin öznesi çıkıp konuşmalıdır bu akşam. Her konuda konuşan bir insanın bu akşam bir tweet atması, koskoca Amerika Başkanı bile tweet atarak duyuruyor her şeyi. İran'a saldıracağım diyor, tweet atıyor. Öteki bilmem ne diyor. İmamoğlu'nun oturduğu yerden tweet atarak toplumdaki gerginliği azaltması gerekiyor bu akşam haberin öznesi o. Peki bu söylediğiniz önemli bir bilgi geldi dediniz Melik Bey. E, şöyle e, şimdi e, hemen şu bilgi notuna bakayım. E, İmamolun da ar aralarında bulunduğu e, bir grup isimle ilgili istihbari bir duyum e, alınıyor yani sadece İmamol değil. Bu e, bir suikast değil, sadece e, güve e, korumaları önlem alın diye uyarılıyor. Koruma ekibi e, bu, bu rutin bu uygulama koruma ekibine bir takviye yok. Yani korumaları artırılmıyor. Bu e, Odafteki iddiaya göre hani suikast olacaktı, orada işte şeyi arttırdılar e, koruma sayısı arttı. Öyle bir şey yok. Ee, tamamen hani bir takım e, rutin gelen dönem dönem gelen bir istihbari bilgiler. Bu da onun gibi bir bilgi Haberin ve formaları daha geri. dikkatli olun demiş. Haber Hepsi öyle bu değil. Kadar. Haber öyle değil ama sen resmi açıklamam bu gelen. Ya bir kaynağımdan gelen bilgi. Güvendiğin kaynak mı? Güvendim kaynak. Süper kaynak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ama habere bakıyoruz. Haberde şu diyor internet haberlerinde. Artık daha dikkatli ve uyarlı olun denmiş İmamoğlu'nun koruma polislerine. Zira IŞİD'in Türkiye'deki militanlarına örgüt emri verilmişti. Ekrem İmamoğlu öldürülsün. Suikast emri veren IŞİD'in sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yöneticileriydi. Haber böyle diyor. O zaman bu haberin şimdi düzeltilmesi gerekiyor kaynağından. Değil mi? Evet. Yani Tabii. çünkü evet. İmamoğlu öldürülsün diye emir geldi diyor haberin Aynen. içinde. Aynen. Haber çok ha. haber de şöyle bir sorun. Haber yani spesifik bir örnek üzerinden yani İmamoğlu'na işte baktığımızda imam doğrudan bir şey var suikast var o suikastimi yakalandı o suikastimin de itirafları doğrusunda işte imam suikast yapılacağına dair bilgi alındı yani çok iddialı nokta genel... atışı ama emniyetin yaptığı açıklama ve bizim şu anda ulaştığımız bilgiler böyle bir şey demiyor zaman zaman Rutin olarak, rutin olarak rutin olarak gelen ha, haberde özel spesifik tabii haber haberde haberde nokta atışı yani birebir imam olma hedefte olduğu söylemi. Başarı seviyene geldin Melik. Anladım ben de şu anda. Yo, de, aynı <laughs> anlama seviyesine geldik şu Yo, anda. Yok estafla ama <laughs> hakikaten hani devletin e, rutininde zaman zaman dönem dönem ya ben bu bilgiyi önemsiyorum. E, gelen ihbarlar karşısında eee rutininde Korumaları uyarmak daha dikkatli olun demek var ama spesifik olarak Mamon'la yönelik bir suikast girişimi yok. Bu, herhalde mücadele ve istihbarat dünyası biraz böyle değil midir? Yani bir şeyin istihbaratını alabilir devlet. Bazı, ya ne bileyim işte belli bir şehirde bir kaynaşmanın evet. haberini alır. Evet. Ee, o bir duyumdur. Ha. O ispatlanabilir bir durum değildir. Ee, ama istihbaratını alınca ne yapar? Ee, bunu Hani hedef olma ihtimali olan e, önemli makamları işgal edilen kimselerle paylaşır Hayır. ve der ki ya güvenlik tedbirlerinizi biraz bu sıralar dikkat edin. E, aynen, aynen öyle. B böyle Hasan böyle Hasan bir şey. Şeyi. Ya ben de kabul bak, Bakın, 15, yo 15 yo, Temmuz sonrası, hani e, benim, hani e, bildiğimde bir bilgi, mesela o dönemde iki tane önemli e, siyasetçinin e, korumaları e, uyarıldı. E, Peki yani o zaman e, soru şu mu olacak, olacak diye, böyle bir durumda? Geliyor diye. Sayın Yiğital. E neden o zaman böyle yansıyor haberlere? Böyle eee e, Tamam haberin düzeltilmesi lazım. Yani Pardon. sansasyonel Vallahi, bir habercilik. onu tabi yani muhtemelen e, bu biraz. Bir biraz bir sansasyonel bir, biraz, bir habercilik evet, galiba. Ben, Peki. Yani İmamoğlu'nun ekibi biraz da ne bileyim bir şey diyeceğim ama ben yanlış anlaştırmaktan da korkuyorum. Hani İmamoğlu'nun ekibi biraz Yanlış böyle İmamoğlu'nu daha çok gündeme getirmek için bilerek mi manipüle etti? Çünkü bu haber tamamen İmamoğlu'na yakın bir kaynağa dayanarak yazılmış bir şey. Evet.